TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Haberler ve gündeme yansıyan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Yine sıcak gelişmeleri, önemli haberleri ve olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Değerli izleyenler, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer önemli açıklamalar yaptı. Bakan Özer, deprem bölgesindeki okulların 1 Mart'a kadar tatil edildiğini duyurdu. Bakan Özer, 1 Mart'tan sonra ise ilçe ve okul bazlı karar alınacağını söyledi. 71 ildeki okullar için de ayrı bir parantez açtı. Bakanlık olarak tüm çocuklarımızı güvenli bir şekilde... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki okulların 1 Mart'a kadar tatil edildiğini duyurdu. Bakan Özer, 1 Mart'tan sonra ise ilçe ve okul bazlı karar alınacağını söyledi. 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 1 Mart'a kadar bu eksiklikleri tamamladıktan sonra süreci tekrar değerlendirmeye başlayacağız. 1 Mart tarihi itibariyle de 10 ilimizde bölgesel eğitim öğretime açma kararları vermeyeceğiz. Aynı Covid salgını günlerinde olduğu gibi ilçe ve okul temelli kararlar alacağız. Bazı illerimizde özellikle Kilis, Adana, Gaziantep, Diyarbakır'da, bazı illerimizde ilçelerde hiçbir hasar yok. Dolayısıyla o ilçeleri tamamen eğitim öğretime başlatacağız. Bunun kararlarını da 1 Mart itibariyle kamuoyuyla paylaşacağız. 20 Şubat tarihi itibariyle 71 ilde eğitim öğretim başlayacak. Bir daha uzatma olmayacak. Bu 71 ille ilgili kararımız. 10 ille ilgili kararlarımız farklı. Biliyorsunuz 10 ilde ikinci dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aramıyoruz. Bunu daha önceden açıklamıştık. Yine bu 10 ilimizdeki öğrencilerimizin velileri isterlerse çocuklarını diğer 71 ildeki eşdeğer okullara nakillerini yapması için gerekli sistematik çalışmayı yapmış ve sistemi aşmıştık. Şu ana kadar 809 öğrencimiz diğer illerde nakillerini aldırdılar. Bakanlık olarak 71 ildeki okullarımızın kapasitesini artırma ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor ki diğer illerden, bu 10 ilden gelen öğrencilerimizin tüm taleplerini karşılayabilelim. Diğer taraftan özel üretim kurumlarımızla görüşmelerimizi nihayetlendirdik. Biliyorsunuz özel üretim kurumlarımız kapasitelerinin %3'ü kadar şehit ve gazi yakınları, ihtiyaç sahipleriyle ilgili tam burslu olarak öğrencileri yararlandırma imkanına sahipler. Bu kapsamda tüm özel üretim kurumlarımız %3 kapasiteyi bu kapsamda kullanıyorlar. Özel üretim kurumlarımızla da gerekli görüşmeleri yaptık. Bu %3'ü %10'a artırma yetkisi bakanda, Milli Eğitim Bakanı'nda. Bugün itibariyle özel üretim kurumlarındaki bu %3'lük kapasiteyi %10'a çıkartıyoruz ve %7'yi sadece 10 ilden gelen öğrenciler için kullanacağız. Değerli izleyenler, Kahramanmaraş'a gideceğiz şimdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör özellikle önemli açıklamalar bulundu bugün deprem bölgesinden. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri heyetiyle birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret etti. Acılarını bir kez daha paylaştığını ifade etti Başkan Büyükkılıç. Devlet burada, belediyeler burada, millet el ele yaraları sarma yönünde gayret gösteriyoruz dedi. Evet, şu anda Kahramanmaraş'ımızdayız. Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta desteklerini ve incelemelerini sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kayseri heyeti olarak Kahramanmaraş'ın ve tüm deprem bölgelerinin acılarını paylaşıp desteklerini yineleyen Başkan Büyükkılıç, her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Kayserimiz olarak komşu ilimizle birlikte valimizle organizasyonu yapmak suretiyle tabii ki AFAD'ın işbirliği halinde gerekli çalışmalarımızı başlattık. Süreci o günden beri devam ettiriyoruz. Valimiz burada koordinasyon valisi olarak çalışıyor. Değerli başkanımıza hem gelerek hem sürekli telefonla irtibat halinde Sayın İçişleri Bakanımızın talimatlarıyla adeta devlet burada, belediyeler burada, milletle el ele yaraları sarma yönünde gayret gösteriyor. Çok şükür şu anda değerli başkanımızdan da aldığımız bilgiler doğrultusunda yaklaşık 10 tane il burayla irtibatlı, 80 tane de belediye burayla irtibatlı. Merkeziyle, ilçeleriyle, kasabalarıyla, köyleriyle
her ne gerekiyorsa lojistik hizmetler ya da temizlik hizmetleri ya da itfaiye hizmetleri ya da can kurtarmayla ilgili ekiplerimiz bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Kendilerinde ifadelerinden anladığımız, vatandaşlarımızdan da görüşmelerden edindiğimiz intiba burada 70'li, 80'li yıllarda yapılmış olan yapı stoklarının ağırlıklı olarak yara aldığı, ağırlıklı olarak harabeye döndüğü, ağırlıklı olarak sıkıntı oluşturduğu. Çok şükür bu manada gereken çalışmalar yapıp 140. saate kadar gerek devletimizin kurum ve kuruluşları, belediyelerimiz işbirliği halinde canla başla çalışarak canları kurtarma yönünde gayret gösteriyor. Biz de üzerimize düşeni yapma yönünde vefat edenlere hem rahmet diliyoruz hem onlarla ilgili görevlerimizi yapma bağlamında. Hastalarımıza ilgili onlara acil şifalar diliyoruz. Kayseri olarak ve diğer büyük şehirlerle dayanışma içerisinde değerli başkanımızla irtibat halinde koordinasyon halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sabırlı, iyi niyetli, teenniyle yaklaşan Kahramanmaraş'ımızın kahraman insanlarına minnet duyuyoruz, dua ediyoruz. Her zaman onların yanındayız. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de depremin ilk anından itibaren sahada olduklarını vurgulayarak devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla burada yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz, acımızı yaşamaya çalışıyoruz dedi. Bu şartlar içerisinde hamdolsun ilk dakikalardan itibaren peyderpey ekiplerimizi organize ederek artırarak sahada şu ana kadar çalışıyoruz. Şu anda da devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla hamdolsun burada yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Acımızı yaşamaya çalışıyoruz. Buradan da kahraman hemşerilerimin metaneti, onların bu sağduyusu bizi son derece mutlu ediyor, duygulandırıyor. Bütün bunlara rağmen şükür sahibi olmaları, şükretmeleri onlar da bize çok büyük cesaret veriyor. Geldiğimiz noktada da bizim yer yer canlarımıza ulaşmamız da bize cesaret veriyor, ümitlerimizi artırıyor. Tekrar emeği geçen, desteğini sunan her bir kardeşimize, her bir belediyemize, her bir kamu kurum ve kuruluşlarımıza gecesini gündüzüne katıp uyku demeden, gece demeden gayret eden, acımızı paylaşan herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş'taki deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar Kayseri'ye geldi. Kayseri ziyaretinde Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, Erciyes Üniversitesi'nde yürütülen yardım kampanyası çalışmalarını yerinde inceledi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin ardından bölgede incelemelerde bulunan YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar ve YÖK üyesi Profesör Doktor Ömer Açıkgöz, YÖK Genel Sekreteri Süleyman Necati Akçeşme dönüş yolunda Erciyes Üniversitesi'ni ziyaret etti. YÖK Başkanı Özvar, yardım kampanyası çalışmaları hakkında Rektör Fatih Altun'dan bilgiler aldı. Dışarıda kimseyi bırakmıyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, ilk ziyaretini deprem bölgesinden Kayseri'ye intikal eden depremzedeler ve yaralı yakınlarının bulunduğu Süleyman Demirel Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Ziyaretinde depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Özvar, ikinci ziyaretini ise üniversite tarafından yardım kampanyasının sürdürüldüğü garaj idari amirliğine yaptı. Yürütülen çalışmaları yakından inceleyen Özvar, gönüllü öğrenci ve personelle sohbet ederek özverili çalışmalarından dolayı Rektör Altun ve üniversite mensuplarına teşekkür etti. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem sonrası Kayseri'de hasar gören 12 katlı bir binada incelemelerde bulundu. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden Kayseri de etkilendi. Kayseri Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak'ta bulunan 12 katlı binada çatlaklar ve dökülmeler yaşandı. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği öğretim üyesi olan Rektör Profesör Doktor Fatih Altun ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdunlu ile birlikte Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak üzerinde bulunan 12 katlı bir binada incelemelerde bulundu. Peki yangın nedir?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Kayseri'de harekete geçti. Kayseri'deki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlar depremzedeler için ayrıldı. 5000'e yakın kişiyi yurtlara yerleşirken 5000 kişilik yer hazır olarak bekliyor. Melik Gazi Kız Yurdu'na gelen depremzedeler yurtlardan memnun. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Kayseri seferber oldu. Birçok yardım malzemesi ve ekipman bölgeye giderken bölgeden gelen depremzedeler için de harekete geçildi. Kayseri'de bulunan KYK yurtları depremzedeler için kapılarını açtı. Bölgeden gelen depremzedeler ilk olarak Melik Gazi Kız Yurdu'na yerleştirildi. Burası Kayseri Melik Gazi'de bulunan Kız Yurdu. Özellikle burada vatandaşlar, gelen depremzedeler konuk ediliyor, misafir ediliyor. Kayseri'de de 10 bin kişilik yurt kapasitesi var. 5000'e yakını şu anda gelmiş durumda. 5000 kişilik de yer hazır vaziyette. Dolan yurtların ardından sırasıyla diğer yurtlara sevk edilerek ihtiyaçları karşılanıyor. Ne işte meşguldün? Tamam, suvacıydı zaten. Siz Maraş Elbistan'dan geldim ben. Ne zamandır buradasınız? Dün akşam geldim buraya. Şu anda güzel ortam, yani ev ortamı gibi, sağ olsun devletimiz bakıyor. Yani ortamı da güzel. Yemesi, içmesi, sıcak suyu. Depremde enkazda mıydınız? Depremin olduğunda biz 5. kattaydık. Oradan zar zor çıktık aşağıya yani. Kendimizi dışarıya zor attık. Aynı Kahramanmaraş Elbistan. 3 gün oldu geleli. Sağ olsun, Allah razı olsun. Burası güzel yani. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Elbistan'ın şu an itibariyle herhalde 3'te biri gitti. Biz 6 günden beri çadırda kaldık. 2 gün annemgil evin yanında, çadırın evin arkasında karın içinde yattılar. Çıkarttık, getirdik, çadıra geldik. Amcalarımız getirdi bizi buraya. Mağduriyetten dolayı şehrimizi terk etmek zorunda kaldık. Eviniz enkazda mı kaldı? Evet, enkazda kaldı hepimizin. Şu an işte yeğenlerim ve ailemiz oradan buraya geldik. Allah razı olsun. Şurada da çıktınız enkazda. Biz dışarıdaydık biz. Yani tam binanın içinde değildik biz. Ama Allah razı olsun, burada herhangi bir eksiğimiz yok. Her şeyimiz dört dörtlük. Allah razı olsun yapan herkesten. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, 5000'e yakın vatandaşın yurtlara yerleştirildiğini ve 5000 kişilik daha mevcut kapasite olduğunu aktardı. 5000 civarındaki depremzedemizi misafir ediyoruz. Memnuniyet had safhada, 3 öğün yemeklerini, ikramlarını yapıyoruz. 24 saat sıcak su tertibatı ve market sistemiyle herhangi bir ihtiyaca ait şeyler anında gerçekleştiriyor. Büyük bir spor salonunu bu yurtta market yaptık. Diğer yurtlarda da market sistemimiz var. Hiçbir depremzedeyi ilk çıkış olan Kayseri durağında dışarıda bırakmıyoruz. Gecenin herhangi bir saatinde de Kayseri'mize ulaştığında yurtlarımızda barındırıyoruz. Oda oda tahsis yapıyoruz ailelere ve oradaki o tahsise göre de her türlü sunumu, imkanı, lojistik desteği sağlıyoruz. Bugün Seyit Burhanettin Yurdu'nu açtık. Seyit Burhanettin Yurdu'na kabul ediyoruz. Daha sonra Kayseri yurdu olarak Kayseri Üniversitesi içinde yaklaşık 1000 kişilik yurdu açıyoruz. Akabinde diğer totalde normalde 12 bin kişilik yurdumuzu hazır tutuyoruz. Şu an 4000-5000 civarı bugün tamamlanacak. Yaklaşık 6000 kişilik hazır bekliyor. Depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarının detaylı bir şekilde karşılandığını belirten Kabakçı, istedikleri kadar kalabileceklerini de kaydetti. Hiçbir sınır yok, limit yok. Şu süre istedikleri kadar kalabilir. Zaten dün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız okullar, üniversiteler online sistem üzerine döndü. Biz şu anda yurtlarımızı yani sınırsız bir şekilde açmış vaziyetteyiz. Depremin ardından Kayseri'deki dernekler de harekete geçti. İlk olarak deprem bölgelerine yardım gönderen gönüllü kültür kuruluşlarına bağlı dernekler, şimdi de oradan Kayseri'ye gelen depremzedelere yardım kampanyası başlattı. Başkan Ahmet Taş, 16 dernek her ihtiyaç halinde hazır bir vaziyette bekliyor diye konuştu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7, 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Kayseri tek yürek oldu. Kayseri'de bulunan dernekler de tırlar dolusu yardımları bölgelere ulaştırdı. Gönüllü kültür kuruluşlarına bağlı 16 dernek, şimdi de Kayseri'ye gelen depremzedeler için harekete geçti. 16 dernek, bünyesinde bulundurduğu her türlü ihtiyaç malzemesini depremzedelere ulaştıracak. Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, yardıma hazır olduklarını belirtti. Şu anda burada topladığımız erzakları depo ediyoruz.
oradan talep edildikçe göndereceğiz. Ayrıca buradaki insanların yeme, içme, barınma, seyahat, sağlık dahil her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için sivil toplum kurumlarımız harekete geçtiler ve işbirliği yaptılar. Bugünden şu anda dünden itibaren başladı bu ve bize gelen tüm talepleri, bazı yerden yemek talebi geliyor, bazı yerden kuru gıda talebi geliyor, bazı yerlerden giysi talebi geliyor, bazı yerlerden ayakkabı talebi, bazı yerlerden odun kömür talebi geliyor. Hatta seyahat için arabamın lastiği yazlık, kışlık lastik olursa burada daha iyi kullanırım diye lastik talepleri bile geliyor. Bunlar için 16 sivil toplum kurumumuz, bunlar insani yardım kurumlarımız kendi arasında harekete geçtiler. Her türlü ihtiyaca cevap vermek için canhıraş bir gayretin içine girdiler. İnsani yardım kurumu olmayan, gönüllü kuruluşlara bağlı olan kurumlar da kendi üyeleri arasında bir yardım kampanyası başlattı. Üyelerine banka hesap numaraları verdiler. Bu hesap numaralarına gelen paralar her iki güne bir çekilerek deprem bölgesine veya deprem bölgesine yardım götüren sivil insani yardım kurumlarımıza aktarılıyor. Ve ne zamana kadar devam edecek bu? Olay normalleşinceye kadar. Bir yıl mı sürer? Bir yıl. 6 ay mı sürer? 6 ay. 2 yıl mı sürer? 2 yıl gibi. Ne zamana kadar sürecekse onlara biz ensar olma görevimizi, onlar muhacir, biz ensarız ve ensar olma görevimizi yerine getireceğiz. Talas Belediyesi, ülkemizi derinden etkileyen depremde mağdur olan vatandaşlara yardım elini uzatmaya ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Talas Kaymakamlığı ve Türk Kızılay Talas Şubesi işbirliği ile hazırlanan kampanyadaki 6. yardım tırı gece saatlerinde Hatay'a gönderildi. Talas Kaymakamlığı ve Türk Kızılay Talas Şubesi işbirliği ile hazırlanan kampanyadaki 6. yardım tırı gece saatlerinde Hatay'a gönderildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye genelinde bir seferberlik ilan edilmiş gibi herkesin yardıma koştuğunu ifade etti. Cenab-ı Allah en kısa zamanda yaraları sarmayı nasip etsin. Devlet millet işbirliğinde dünyada daha böyle bir ulus, böyle bir millet bulunamaz. Biz de burada Talas ölçeğinde, Talas üzerinde çok güzel hizmetler yaptık. Depremin olduğu ilk andan itibaren 3 mobil aşevimizi hemen oraya görevlendirmiştik, Maraş'a. Onun dışında da diğer ilçelerde ve diğer illerde de Talas olarak, Kayseri olarak bugün 420 tır oldu Kayseri'den Gideli. Elhamdülillah şehrimiz hayırseverlikte en önde zaten. Türkiye'de oraya akıyor. Ben dün de Maraş'taydım. Maraş ve Osmaniye'de gözlemlerim çok şükür yardım konusunda sıkıntı yok ve herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. Hayırseverlerimize, bilhassa bu son giden tırımızın sahibi, bilhassa kendisi gidip ikinci defadır bizzat eliyle yardımları teslim ediyor. İhtiyaç sahiplerine geliyorlar. Ben kendilerine de teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın yardımlarını Kızılay'ın Halef Hoca Caddesi'ndeki merkezimizde kabul ediyoruz. Türk Kızılay Talas Şube Başkanı Ünal Yükselse, yaraların sarılması adına şube olarak tır yardımlarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. Gördüğünüz gibi şubemize Talaslılarımızın getirmiş olduğu malzemeleri yerine ulaştırmak adına büyük bir gayretin içerisindeyiz. Ben halkımıza özellikle bu tırın hazırlanmasında değerli İstanbul firmasına çok çok teşekkür ediyorum, finans firmasına. Onlar bu konuda yardımcı oldular. İnşallah devam ediyoruz. Sabah olsa gece olsa 24 saat hizmetteyiz. Değerli izleyenler, tüm Türkiye tek yürek oldu. Kayseri de bu tek yürek olan illerden bir tanesiydi. Depremi yaşadı Kayseri. Ancak
inancını da yitirmedi. Bir yandan mücadelesini de hiç kaybetmedi ve seferber oldu. Şimdi Kayseri'nin Yeşilsar ilçesine gideceğiz. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından bölgeye insani yardımlar ulaştırılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Yeşilhisar'da, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir vatandaş kestiği büyükbaş hayvandan 5000 kişilik kavurma hazırlattı, deprem bölgelerindeki vatandaşlara gönderdi. Yeşilhisar'da bir vatandaş kestiği büyükbaş hayvandan 5000 kişilik kavurma hazırlattı. Aşçı Hüseyin Kabakçı ve gönüllü aşçılar tarafından hazırlanan kavurmalar deprem bölgesine gönderildi. Aşçılar Hüseyin Kabakçı, hayırseverimizden Allah razı olsun, biz hayrı doğradık, pişirdik ve deprem bölgesine yaklaşık 5000 ekmek arası yaparak ulaştıracağız dedi. Selamun aleyküm. Yeşilhisar'ımızda bir hayır sahibi vatandaşımızın kestirmiş olduğu kurbanı hazırladık, pişirdik. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeyiz. Yarın inşallah deprem bölgesine dağıtılmak üzere yola çıkacak. 5000 ekmek arası olarak tahmin ediyoruz. Allah hayırlarını kabul et. Allah razı olsun. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından şiddeti ortaya çıktı. Sarız ilçesinde bir dükkan içinde yer alan 1,5 tonluk çelik kasa bulunduğu yerde hareket etti. O korkunç anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 7.7 ile 7.6 şiddetindeki deprem 10 ilde yıkıcı etki ortaya çıkarırken çevre illerde de büyük sarsıntılara yol açtı. Kayseri'de Kahramanmaraş'taki depremden etkilenen illerdendi. Kayseri'de de korku dolu anlar yaşandı. Korku dolu anların görüntüleri de ortaya çıkmaya devam ediyor. Burası Sarız ilçesinde bir dükkan. Elbistan'a yakın Kayseri'nin ilçesi Sarız'daki bir dükkanda bulunan 1500 kiloluk çelik kasa deprem sırasında hareket etti ve yer değiştirdi. O korku dolu anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sebebiyle seyahat eden ve yolu Kayseri'den geçen vatandaşların gıda ve giysi ihtiyaçları şehir girişinde karşılanıyor. Depremzede Derviş Öksüz, Kayseri gerekeni yaptı, gurur duyuyoruz, Allah razı olsun dedi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ili etkiledi. Deprem bölgesinde birçok ev yıkılırken bölgesinden başka şehirlere seyahat eden ve Kayseri'den geçiş yapan depremzedeler şehir girişinde iç ısıtıcı bir manzarayla karşılaştı. Mimar Sinan Mahallesi vatandaşları kendi imkanlarıyla depremzedeleri şehir girişinde karşılayarak onlara gıda ve giysi ikramında bulundu. Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Mustafa Mısır, deprem bölgesinden gelen vatandaşlara 24 saat boyunca çay ve çorba ikram ettiklerini söyledi. Güneydoğu'dan gelen, depremzede bölgesinden gelen vatandaşlarımıza 24 saat çay, çorba, işte ufak tefek yiyecekler ikramda bulunuyoruz. Sağ olsun, bu vatandaş işbirliğiyle oluyor. Hiç kimseden bir şeyimiz yok dışarıdan, başka kurumlardan. Vatandaş işbirliğiyle, yardımıyla vatandaşlara yardımcı oluyoruz. Gelen giden çok, 24 saat. Yani şu anda tena akşam burası çok dolu oluyor. Akşam öğleden sonra dolmaya başlıyor burası. Vatandaş da memnun olup gidiyor. Kıyafetimiz var. Eksik olanlara, ayağında çorap olmayanlara çorap giydiriyoruz. Üstünde kocuğu olmayanlara kocuk giydiriyoruz. Vatandaş getiriyor, biz de ikramda bulunuyoruz, veriyoruz. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Antalya'ya akrabalarının yanına giden Derviş Öksüz de çayımızı çorbamızı içtik, poğaçamızı aldık. Kayseri gerekeni yaptı, Allah razı olsun dedi. Bizim evimiz, dükkanımız hep yıkıldığı için tanışların yanına gidiyoruz. Yolda gelirken de zaten radyoda dinlediğimiz fahiş fiyatları falan duyunca, burada da şurada çorba ikramımız olunca buraya durduk, çok sevindik. Burada olmaktan mutluyuz yani. Gurur verici bir şurası şey. Kayseri'den şeye gidiyoruz, Antalya tarafına gidiyoruz. Tabii ki canım ya, şu çayımızı, çorbamızı içtik. Simit poğaçamızı aldık. Kıyafetler var içeride. Yani Allah razı olsun. Kayseri gerekeni yaptı, sağ olsun.
baş taciz her zaman. Ve bu haberle bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de siz değerli izleyicilerimize. Biz yine her gün doğru ve en yalın haberleri size ulaştırmaya gayret edeceğiz. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.